Kodunsa bu şimdi. Kim bilir nerede. Ya ben bunu atmış mıyımdır acaba? Atılır tabii. Telefonu tutulacak adam mı ki ben? Cenab-ı Allah insanı hörgüsüz de ve muhtaç ediyor işte. Neylersin? Heh bu işte. ...66-33. Alo? Ben Hafız. Buyur Hafız abi. Sen misin Ayrunisa Hanım? Hafız ben Hafız. Buyur Hafız abi. Hay Allah. Nerelerdesiniz Hafız mı? Ayol? Ne istiyormuş ki? Kapat şunu. Nasılsın Hafız abi, iyi misin? İyiyim ya. Bomba gibiyim Allah'a şükür. İşte kalptir, dalaktır, uğraşıp duruyoruz. Aman aman, maşallah, maşallah. O nasıl? Ölmemiştir herhalde, değil mi? Aa, üstüme iyilik sağlık, niye ölsün ayol? Ne diyor baykuş? Kapat diyorum sana şunu. İyi ya. Kötülere bir şey olmaz zaten. Aman aman, bırakın şimdi bunları, hadi. Hayır mıydı Hafız abi? Ona söyle Ayrunisa Hanım. Bugün ikindiden sonra beklesin beni. Kaçmasın hemen ateş almış gibi. E vereyim, sen söyle. Aman aman. Sen söyle işte. Ben konuşmam onunla. Hasbinallah. Ne diyor? İkindiden sonra beklesin diyor. Seninle konuşacakları varmış. Ben beklemem. Canım, konuşacağı varmış işte. Benimle konuşacak adam kalkar gelir. Kapat şunu. Hafız abi, İsmet buraya buyursun diyor. Buyursun demiyorum. Lafımı değiştirme. İnat herif. Tamam, gelirim. Yalnız ben geldiğimde... Tamam Hafız abi. Hadi bekliyoruz inşallah. Gıdıbet herif. Gıdıbet adam. Bak, demedim mi sana? Döndü geldi işte. Ayol İsmet Efendi. Yani al birini vur ötekine. 70 oldunuz ayol, 70. 50 senelik ahbaplar, şu halinize bak. Ne ahbabı canım? Yaramazdır eskiden beri. Hadi hadi. 50 senenin 40'ı küslük de geçmiş zaten. Öğleden sonra geliyor, ona göre. Hafız abi hoş geldin, safa geldin. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Elhamdülillah, nasıl olsun işte. Sen nasılsın İsmet Efendi? İyi. Ben de tam komşuya gidiyordum Hafız abi. İsmet seni ağırlar. Kusura bakmazsın değil mi? Estağfurullah. Ya nereye gidiyorsun? Hadi ağasımı aldık. Ya nereye gidiyorsun? Buyur Hafız Efendi. Buyur şöyle otur Hafız Efendi. Ne o, belki de bir kapıcı çağırı gibi Hafız Efendi, Hafız Efendi? Fena mı ya? Kibar olalım, nezaket gösterelim diye. Senden kibar mı olur be Karagöz? Ulan ben Karagözsem. Bırak şimdi. Kavga etmeye gelmedim ben. İyi dinle beni. Bizim Vecihi. Kim?
Sen ağır işi diyorsun. Ağır işi diyorsun sen. Hadi oradan be. Sağır oldun lan işte. Sonunda bu da oldu. Bırak be adam. Kim sen onu söyle. Bizim Veci yok mu ya? Veci evet. Fena hasta. Ya. Felçinmiş adama be. Bildiğin nüzul. Vah ki vah. Vah ki vah. Gittin mi sen yanına? Gittim. Gittim ya. Büyük bir mesele var İsmet. Hayırdır be? Bunun iyi kötü bir tezgahı, dükkanı vardı biliyorsun. Hı. Fakat borçluymuş Veci. E'si. Şimdi Veci öyle serilip kalınca atmaca gibi yumulacaklar. Dükkan gitse iyi ya. Adamcağızın evini de muhakkak haczederler diyor herkes. Vay be. Ya. Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Katılırsan bakarız bir yer çaresine. Nedir ya? Anlatsana. Namaz vakti geliyor. Yolda anlatırım hadi. Vah beci vah. Yazık yazık. Bana bak. Sen bu Veci'yi pek sevmezsin aslında. Hangi dağda kurt öldü? Efendim? Hangimiz yummuş arınmış ki? Veci'yi de nihayet hatasıyla sevabıyla bir ahbabımız. Su içmişiz birlikte. Aç kalmışız. Hem bu vaziyette Veci değil, hangi Ademoğlu olsa yapılır bu be İsmet. Ne taş kalpli adamsın ya. Hadi be. Ya bana bak. Bu Veci en son ne iş yapıyordu? Neydi bunun dükkanı? Nabriye miydi? Neydi? Yok. Meyhane işletiyordu. Ne? Meyhane mi? Deli misin sen be? Bana bak. Meyhane mi dedin sen? Hala taşımadın değil mi şuradan? Ev diye durduğu yer, deve bağırtan yokuşu. Benim namazımı da ifsad ettim be. Nedir bu meyhane meselesi? Şaka değil mi? Hayır şaka değil, meyhane. Ulan iyi de Hafız. Sen delirdin mi adam? Çoluk çocuğu yok adamın. Yarın öbür gün sokakta mı ölsün be vicdansız? Ya ölmesin de Hafız. Ya biz seninle hacca gitmiş, umre yapmış adamlarız be. Evet. Evet'i ne adam? Senin elinde rakı, benim de haydari. Bu işlere mi bulaşacağız bu saatten sonra? Dünyada olmaz. Ben yapmam öyle şey. Ya İsmet, Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'nın yanı sıra yürümedi mi? Evet, yürüdü. Hızır kalkıp da denizde yol alan gemiyi delip batırmadı mı? Batırdı. Cana kıymadı mı? Evet de Hafız. Ya ne ben Musa'yım, ne sen Hızır'sın. Ulan el içine çıkamayız be. Elden korkan el olsun. Geç. Geçtik Hafız efendi. Kara gün dostuymuşsunuz be. Kimse çalmadı kapımı sizden başka. Ne diyor? O nasıl söz Veci? Geleceğiz tabii. Arkadaş değiliz ya. Allah razı olsun. Ne diyeyim? Şu borç işi nedir Veci? Sahi durum o kadar. Açmasak bu meseleyi. Üzülüyor çok. Açmasan ne yapacaksın canım? Allah Allah. Çok değil, iki ayağı kapının önüne koyarlar beni Hafız.
O kadar fena. Hastalığı mı? Dur be adam. Vay be. Peki ne yapabiliriz Veci? Dükkan işleyemez bu durumda Hafız. Oradaki akbabalar 3 günde batırır beni. Satıp savalım desem o da zor. Ya Veci. Ver şu anahtarı da bir de biz deneyelim. Ha. Al tabii. Al da siz de satamazsınız ki. Bakarsın satarız be. Bunu söylemeniz bile... Hay Allah. Adamsınız be, adam. Şimdi direkt oraya mı gidiyoruz? Evet. Bir şey yapacaksak hemen yapmamız lazım. Sen şefle garsonu çağır evlerinden. Ben de kasap masap tedarik göreyim. Sabah da başlarız. Niye uzak yere ben gidiyorum? Çünkü bu işte patron ben olacağım. Yok ya, Allah Allah. Ya beğenirsen. Olur mu öyle şey ya? Sen patron olacaksın, ben de işçi olacağım. İçine gelirse. Ben bu işte yokum arkadaş. İkimiz de patronuz. Beraber bir şey yapacaksak yapacağız. Olur mu öyle şey? Ben ayrılır giderim vallahi. Ben senden alırsın akıllıyım. Alırsın tek başına bak. Söz de verdim vallahi. Patron ben olacağım. Benim kafam daha iyi çalışıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Amma sızlandın be. Ben memnun muyum sanıyorsun? Ne memuru be? Ne diyorsun sen be? Hasbinallah. Bir de bunun sağırlığı çıktı başımıza. Yarın ruzu mahşerde. Sorgucu meleklerse ki. Ey İsmet. Kazık kadar halin ne? Ne işin vardı o işret batağında? Diyeceğim ki beni bu hafız yoldan çıkarttı. Tabii tabii. Yanına 1-2 tane de yalancı şahit alırsın. İsmetciğim. Durum ortada. Ya bırakacağız Veci'yi perişan olacak ya da bu şeyi... Öf, yürü hadi. Sen bana ne zaman İsmet'cim desem böyle başımıza bir iş gelir zaten. Tut şunu. Ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuna bak ya. Geç hadi, geç geç. Geçtik, tamam. Hay Allah'ım yarabbim. Allah Allah. Yazıklar olsun be. Sakalından utan. Mübarek gün. Ama şey için. Tüh sıfatına. Şefle garson siz misiniz? Ne bakıyorsunuz oğlum? Haberiniz yok muydu? Vardı. İyi. İşe girişelim o zaman. Hadi. Al şunları götür içeri. Tamam. Bunlar mıydı lan işletmeci dediğin? Ne bileyim abi. Veci abinin hanımı telefon etti. Bir dediklerini iki etmeyin dedi. Çok sürmez. Bunlar batırır burayı. Öf. Kötü kokuyor burası be. E tabi İsmet. Meyhane işte. Ne olacak? Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. İçelim abi bugün. Sabaha kadar içelim. Tamam mı? İçelim abi. Evladım müşteri geldi. Müşteriye bak. Ne istersiniz? Bira ve patates. Peki efendim. Gel bakayım. Buyurun. Ne istediler?
Bira ve patates söyler amca. Tüh be, bu saatte. İsmet, ne yapıyorsun sen? Bir şey mi oldu amca? Yok evladım, yok bir şey evladım, yok bir şey. Size afiyet olsun. Hayret bir şey. Ne yapıyorsun sen, adam delirdin mi? Fiskos edip durma be. Sen hiç çeneni açma en iyisi. Git bulaşık falan yıka. Ya ne bileyim, bir an nerede olduğumuzu unuttum. Buyurun sipariş. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bir numaralı masaya. Hoş geldin evi. Hoş bulduk. Ne alırsın? Bir ufak. Yanına da ne bileyim işte hazırlat bir şeyler. Ufak ha. Yanına da. Dertli görünüyorsun. Dertli mi? Sayılır. Hanım bırakıp gitti. Birader kazık attı. Peder hasta. Valide de sen ayrı dert. Fena sayılmaz değil mi? Ya. Allah yardımcın olsun. Zor var. Evlat be. İçmesen olmaz mı? Ne? Doğru söylüyor. Ne olacak yani? İçeceksin de her şey hallolacak mı? Siz ne diyorsunuz be? Ama evladım, bugün ufak, yarın büyük derken maazallah elindekini kaybedeceksin. Siz kafayı mı yediniz be? Ulan meyhaneci içme diye öğüt veriyor anasını satayım. İşe bak ya. Kaçırdık müşteriyi be. Alsın ya, hiç sevmemiştim zaten. Alacaktılar, aradılar mı? Yok, aramadılar. Allah Allah, neden? Bilmem, yalnız. Yalnız ne? Dün Hafız uğradı. Hafız mı? İlk takside makbuzunu bıraktı. Biraz gecikmesi olmuş ama ödeyebildik dedi. Allah Allah, Allah Allah. Ya peki nasıl olmuş bu iş? İşletiyorlarmış işte lokantayı, oradan ödemişler. Yahu lokanta dediğin düpedüz meyhane be hanım. Bunlar oraya işletir mi hiç? Canım ne bileyim işte. Yok yok. Bunlar kesin satıp savdılar. Kesin. Fakat yiğit adamlar be hanım. Sahir zamanlarda yüzüme tükürüp habire tenkit ederlerdi beni. Ama şimdi iyi gün dostlarının hiçbiri yok etrafımda. Sadece onlar. Sadece. Çorban soğumasın. Biliyor musun? Bu sabah ayağımı birini hareket ettirdim.
Hadi inşallah, inşallah. Ya Topraysa hani kim sağ olsa neyse ama orada olmuyor ki, ayıp ya. Afiyet olsun. Yarın öbür gün tekrar oynayacağız. Nerede kaldı bu çocuklar usta ya? İnşallah yarın akşama gelir. Baksana şuna ya. Hadi ya, ne yapıyorsun sen? Ulan yapıyoruz işte, görmüyor musun? Hayda. Sen yapacaksın da yetişecek de be. Ben semizotlu çocuk yapacaktım ha. Hele de bu yaş takımına. Ne var canım bunda? Ulan Hafız, sen hesap kitaplı derken, servisli derken bu işleri hep bana kasıyorsun ha. Anlamıyorum sanma. Ama İsmetciğim. İsmetciğim deme bana. Ya bu çocuğu kim yaptı be amcalar? O yaptı. Ben yaptım. Ne olacak? Ya baba, ben hayatımda böyle enfes bir şey yemedim ya. Tebrik ederim. Bravo. Senin ağzın ispirtodan keçe olmuş, keçe. Sana tahta tutkalını versem cacık diye yersin. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Ne gülüyorsun be? Ulan neyesi var mı be? Geçen sene bu vakitler şeytan taşıyorduk ikimiz be. Şimdi şu halimize bak. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun efendim. Ulan Hafız. Ulan meyhaneci Hristo'yu geçtim be. Gülüp durma be. Hayır hasenat bahane ha. Sen eskiden beri yolluymuşsun bu işlet meselelerine. Allahu alem. Tamam tamam, bırakın hadi. Ne oldu be? Ne oldu Hafız amca? Vecihinin borcu bitti İsmet. Aha. Oh be, Allah'a şükür. Hadi gidelim. Ama Hafız amca. Buraya kadar oğlum. Bizim ila nihaya meyhane işletecek halimiz yok ya. Hadi hadi. Kepenkleri indirin. Anahtarı da sen Vecihi amcana akşama verirsin. Ya hakikaten kurtulduk mu biz? Evelallah İsmet. Hadi, hadi. Hadi. Bir dakika durmam burada, yürü. Gel gel. Hey İsmet. Bitti bu iş be. Evet bitti. Aa, vallahi harika oldu. Kurtulduk. Kurtulduk. Doğru bitti değil mi? Evet bitti çok şükür. Oh be. Ya baba yine mi ya? Camide görüyorum ben seni. Evet. Ya sapık mısınız siz be? Kafayı bulup burada böyle. İspirtocudur o. İdare ediver. Ama cemaate de durumu anlat. Herkese çıtlat. Allah razı olsun. Sayenizde sokağa atılmaktan kurtuldum. Ne önemi var canım? Sen iyi ol da. Ay ne yalan söyleyeyim. Hiç ihtimal vermemiştim ama Allah razı olsun. Delilik parayla mı bacım? Ben de ihtimal vermemiştim ama. Bize müsaade beci. Ya otursaydık. Otururuz gene. Sen ayaklan da hele. İnşallah. Yalnız bir an evvel kurtul oradan Beyci. Olmaz bak. Merak etme sen Hafız, merak etme. Hadi Allah'a ısmarladık.
Ulan Vecihi, bir daha hasta masta olur da bana cacık yaptırırsan ölümüm benim elimden ona göre. Sen öldür be, sen öldür. Can arkadaşım benim. Hadi anas bağlı. Ya bu kaçak rakı diyorlar. Nasıl oluyor? Nereden bileyim ya? Acaba diyorum, anasonu mu bozuk yoksa ispirtosuna mı bir şey katıyorlar? Ya ayıp be, yaşından başından utan. Yaş diyene bak. Ulan sakalın kucağına dökülüyor. Yalana yalana meyhane işlettin be. Söyletme adamı şimdi. Fena mı sağır padişah? Beciyi kurtardık işte. Ben olmasaydım sen görürdün. Olmasaydın canım, ne yani? Olma mı? Olmam be. Olma zaten. Kabak tadı verdin. Dır 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 dır. İyi. Yolun açık olsun. Güle güle. Mütekahit keçi. He. Hafız. Harun İsa çaya çağırıyor. Ben gelmem. Gel be. Ben çağırıyorum. Ben. Bir şey olmaz artık diye düşünmeye başlamıştım be İsmet. Ben de. Ama oluyormuş demek ki. Evet ya, oluyormuş. Musa ile Hızır gibi be. Evet ya. Musa ile Hızır gibi.